Kredi ödeyecekse o tarafta, kredi işlemi yaptıracaksa banka gidiyor. Üç arkadaşımız burada kredi işlemlerini müracaat edip de krediye, bankaya gidip kredi alacakların işlemlerini yapıyor. Bu kısım öyle bir üçlü bir kısım burada. Burası muhasebe müdürümüz. Muhasebe müdürü oldu. Burada ödeme işlemleri gerçekleşiyor. Burası kooperatifin kalbi. Evet. İstihbarat para toplama işlemleri takip ediyor. Para toplama işlemleri. Ereğli'nin yerlisi zaten kendisi de bu işleri daha önce 26-27 yıldır burada beraber çalışıyoruz. Aslında takibimin yükselmemesinin birinci nedenlerinden bir tanesi de Sedna Hanım. Kendine teşekkür ediyorum. Başkanım, malum bir süredir kooperatif binamız tadilattaydı. Yeni yeriniz herhalde tadilatlar tamamlandı, taşındınız. Bu süreçle ilgili bilgi alabilir miyiz? Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz gömülünüze. Tabii Ereğli'de böyle yapılmalı bizim duyurabilme şansımız yok. Sizin vasıtanızla duyuruyoruz. Burası daha önce bizimdi. İşte daha önce de geldiniz. Çok virane bir yerdi. O zaman güçsüzdü ekonomik anlamda ama şu anda Allah'a şükür güçlüyüz. Buranın çok güzel bir mimari, iç mimarla tadilatını yaptırdık. Planlı projeli. Ereğli'ye yakışır. Ereğli esnafına hizmet edecek şekilde olmasına gayret gösterdik. Bunu yaparken Ereğli esnafının daha iyi şeylere layık olduğunu düşünerek ve isteyerek yaptık. İyi olduğunu düşünüyorum. Tabii daha önce geldiğiniz gördüğünüz buralar çok virane bir yerdi. İşte iki odası ayakta duran, lavabosu olan bir yer. İnşallah bu iyi oldu. 4 aylığına bu bir yere kiraya çıktık. Oradan tekrar buraya geldik. Tadilatımız iyi gitti. Bize Ereğli esnafının verdiği destekten dolayı da çok memnunuz. Artı biz Ereğli esnafına ne yapabiliriz? Onu düşünüyoruz. Ne yapabiliriz? Ayağı nasıl kaldırabiliriz? Biz Ereğli esnafına nasıl yardımcı olabiliriz? Kredi anlamında ne gerekiyorsa, ne istiyorlarsa iyi kötü elimizden geldiği kadar Halk Bankası'yla, Halk Bankası aracılığıyla kredileri vermeye devam ediyoruz. İnşallah iyi olur diyorum. Tabii bunu siz de geldiniz, gördünüz. Buranın bu şekilde görünümünü siz halkımıza duyuracaksınız. Sizlerden çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için. İlk önce burayı aldığımızda tabii daha önce de söyledim ben genel kurullarda ama 500 bin lira borcu vardı ben burayı teslim aldığımızda yönetim kurulu. 500 bin lira borç bankalara, personele, sigortaya, vergiye ödenmeyen bir borç. Bunları ödedik Allah'a şükür. İlk başladığımızda 35 liraydı. Sonra 50 lira oldu. Sonra 60 oldu. 75 yaptık. Sonra 100 yaptık. Sonra 150 yaptık. Tabii bunlar yapılırken hep grup atlamak mecburiyetindesiniz. Grup atlamazsan vermiyorlar size. Şu anda 200 bin lira. Türkiye'deki esnaf kefalet kooperatifinin limiti 200 bin lira. Şu anda Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi 200 bin liraya veriyor. Bu demek ki Ereğli Esnaf Kefalet Kooperatifi birinci sıraya gelmiş. Hizmette. Ama birinci sıraya gelirken ekonomik anlamda güçlü, personel anlamda güçlü, esnaf anlamında güçlü oluyor. Bu da takiple alakalı bir durum. Takibimiz şu anda Eskişehir, Afyon, Aksaray, Niğde, Konya bölgelerinde ikinci düşük takip. %18 gibi bir takibe sahibiz. Ne dağıtmışız? 60 milyara yakın, 60 milyona yakın eski parayla kredi dağıtmış. %18'de hiçbir şey değil.